Efendim merhabalar, hoş geldiniz. C vitamini kolesterol ilişkisi, fakat öncesinde C vitamini ile ilgili bir takım kısa önemli bilgileri aklınızda kalması için aktarayım. Sonra kolesterolü bağlayalım. Bir kere her şeyden evvel biliyorsunuz biz C vitamini üretemiyoruz. C vitamini üretemediğimizden dolayı da etkili kullanmamız gerekiyor. Böbrekten atılan C vitaminini geri alırız biz. Yani etkili bir sistemimiz var. C vitamini antioksidan. Bunun yanında kemik, diş ve kolajen yapımında etkili. O yüzden cilt ürünlerinde mutlaka C vitamini olur. Nötrofil ve lenfositler bağışıklık için önemli. Özellikle nötrofil de kandaki yoğunluğuna göre 50 ila 100 kat fazla görülür o küçücük hücrede. O yüzden C vitamininiz düşük olunca enfeksiyonlara karşı olan eğiliminiz artar. Depolanmaz denir ama kasta depolanır. Gerekirse de kana verilir. Ve kas kaybı olan yaşlılarda C vitamini ihtiyacı artar. Sigara içenler, gebeler ve emzirenler de buna dahil. Günde 60 ila 75 mg, 500 mg'dan fazla alırsanız idrarla atılır. Fakat bütün bunların içerisinde giderek günlük C vitamini dozunun arttığını da eklemem lazım. Öneriler o yönde. 60-75'ten başlandı, şimdi 120 mg'lara kadar gitti. Şimdi bu konuya geri döneceğiz ama önce kolesterolle ilgili şeyi söyleyeyim. 4 hafta 500 mg gün, bakın sınırda verilmiş. LDL ve trigliseritte küçük ama anlamlı düşüş sağlamış ama HDL'de bir etkisi yok. O yüzden kolesterol yüksekliği olan, düşkülemeyen hastalarda C vitamini düzeyi önemli. Hatta günde 2 grama kadar önerenler var. İşte bu yüzden dolayı da C vitamini aslında beklenenden biraz daha fazla alınması gerekiyor. Son bir araştırmada bakmışlar, insanların %20'si yeterli meyve alamıyor, %30'u sebze yemiyor, %39'unda da C vitamini yetersiz. Peki bu çalışma nerede yapılmış? Tayvan'da yapılmış büyük bir çalışma. Tayvan küçük bir ada devleti biliyorsunuz. Hemen Çin'in karşısında yer alıyor. Çin'in de eski düşmanı sayılır. Ve buranın nüfusu ne kadar biliyor musunuz? Küçücük ada, 25 milyon nüfusu var. Ve bunun yanında da Türkiye'nin yaklaşık %4'ü kadar. Bunun ötesinde tropik bölgenin altında olduğu için bir meyve cenneti ve insani gelişmiş endeksinde 21. sırada ve kişi başına gelir de 25 bin dolardan fazla. Ve buna rağmen Tayvanlılar özellikle yeteri kadar meyve sebze tüketemediklerinden dolayı ileride sağlık sorunları olacağı yönünde endişeleri var. Tabii bir gerçek daha var maalesef. Meyve ve sebzelerin besin ve vitamin içerikleri düşüyor. Tohum, gübreme, İlaçlama ve sulamada çok ciddi sorunlar var. Maalesef bu da işin kötü haberi. Tayvanlılardan sonra bize de dert olsun. Efendim teşekkür etmek üzereyim. Görüşürüz, hoşça kalınız.